Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 7. sınıf da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki ayetlere göre biz insanların yaratılış amacı nedir? İnsanların yaratılış amacına bakacağız. Nedir insanların yaratılış amacı? Allah'a kulluk etmektir. Bu bilgiyle soruya bakalım. Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ey iman edenler! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Umulur ki Allah'ın azabından korunursunuz. Şimdi burada baktığımızda ibadettir, değil mi? Asıl amaç. Dünyada güzel vakit geçirmek asıl amacımız değildir. Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak onun rızasını kazanmak, yani ibadet etmek asıl amacımızdır. Sürekli çalışıp para kazanmak sadece ahiret hayatı için çabalamak değildir. Hatta Peygamber Efendimizin de bir duası vardır. Allah'ım bana dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ver diyerek hem dünya için çalışmamızı hem de ahiret için çalışmamızı söylüyor. Kur'an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kur'an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatından bahseder demiş. Bu bir dursun arkadaşlar açıklayacağım. Kur'an okumak insanı psikolojik açıdan rahatlatır. Namaz kılar, kılarken okumak için Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet ve sureleri öğrenmeliyiz. Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamaya önem vermeliyiz. Lakin Kur'an-ı Kerim'de sadece peygamberlerin hayatından bahsetmez. Bunun haricinde gündelik hayattan, toplumsal hayattan yapmamız gereken ibadetlerden bahseder. Yukarıda bazı özellikleri sıralanan peygamberler aşağıdakilerden hangisidir? İkisi de hükümdar ve peygamberdir. Zaten hakkınıza iki cevap gelecektir. Biri Hazreti Davut, biri Hazreti Süleyman. İsrail oğulları doğru yola İsrail oğullarını doğru yola çağırmışlardır. Birisi baba, diğeri onun oğlu. O zaman Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman'ı kesinleştireceksiniz. Babası Hazreti Davut, oğlu ise Hazreti Süleyman. Allah onlara değişik meslekler öğretmiş. Hazreti Davut'un mesleği neydi arkadaşlar? Hadi bunu da yorum kısmına yazın mesleğin. Hadi ben söylemeyeyim. Arka tarafta var soruları çözerken cevabını vereceğiz ama siz yorum kısmına yazın. Allah'ın izniyle birisi demiri işleyip zırhlar zaten vermişiz burada cevabı. Demiri işlemiştir. Zırhlar yapmıştır. Diğeri ise rüzgara hükmetmiştir. Rüzgara hükmeden de zaten Hazreti Süleyman'dır. Allah tarafından Hz. Davut'a gönderilen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir? Nedir? Zebur'dur. Süleyman Aleyhisselam'ın rehberliğini yapan hayvanın adı Hüt Hüt kuşudur arkadaşlar. Unutmayın karşınıza soru olarak gelir. Şimdi geldik 6. sorumuza. Şöyle kağıdımızı düzenleyelim, devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın temel amaçlarından biri değildir? İnsana Allah Evren ve varlıkla ilgili doğru bir bilgi vermek Kur'an-ı Kerim'in temel amaçlarından biri bir. İnsana tarihi bilgi vermek temel amacı değildir. İnsanın doğru inancı bulmasını sağlamak vardır. Dünya ve ahiret saadetini sağlamak vardır. Lakin tarihi bir bilgi vermek sadece tarihi bir bilgi vermek yoktur. Yani bize hani şöyle bir şey anlatmaz Kur'an-ı Kerim'de. İşte Bedir Savaşı 624 yılında yapıldı. İşte şu müşriklere karşı yapıldığı karşısında bunlar vardı, bunlar vardı gibi tarihi bilgi vermez. Ama kıssalardan ve tarihlerden bildirir. İsrailoğullarının çok önem verdiği tabutun içinde yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri vardır? Tabutun diğer bir adı ahit sandığıdır arkadaşlar. Kutsal olarak Allah tarafından gönderildiğine inanırlar. İçerisinde Hz. Musa'nın asasını ve on emir olan Tevrat levhalarının olduğunu biliyoruz. Hz. Yusuf'un gömleği yoktur yani 1 ve 3'tür. 8. sorumuza bakalım. İsrailoğulları ey peygamberimiz düşmanlarımız bizi yendiler ve tabutu ele geçirdiler. Bizi perişan edip dağıttılar. Askerlerimizi öldürüp kadınlarımızı ve çocuklarımızı esir aldılar. Bize bir yol göster diye peygamberden yardım istediklerinde Allah onlara aralarından kimi hükümdar yapmalarını tavsiye etmiştir. Bu kişinin adı nedir demiş arkadaşlar? Bu kişinin adı Talut'tur. Unutmayın. Bir Talut var, bir de Calut var. O da ilerleyen aşamada anlatacağız. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden biri değildir? Kur'an bütün çağlara, zamanlara hitap eder mi? eder? Kur'an sadece Araplara indirilmemiş. Biz mesela şu anda Türkler olarak Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz ve Müslümana olarak inanıyoruz. Kur'an mümin, inanan insanların yol haritasıdır. Kur'an Arapça olarak indirilmiştir. Hz. Süleyman komşu ülkenin kraliçesi. Kim? Belkıs. Belkıs'a gönderdiği mektupla ona tek olan Allah'a iman etmesini teklif ediyordum. Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken kelimeler Belkıs, kraliçe Belkıs tek olan Allah'a iman etmesidir. Şimdi geldik boşluk doldurma sorularımıza. Bunlara bakalım. Hazreti Davut'un öldürdüğü İsrailoğullarının düşmanı ise arkadaşlar ne olacaktır? Calut olacaktır. Bakın dikkat edin düşman Calut, dost Talut'tur. Sesi çok güzel olan Zebur'u okuduğu zaman insanlar ve hayvanlar onu dinlerdi demiş. Kimdir? Hazreti Davut'tur. Davut Aleyhisselam hükümdar olmasına rağmen devletten para almamış. Geçimini ne yaparak sağlamış? Ön tarafta da sormuştum. Demircilik. Demircilik yaparak kazanmıştır. Hz. Süleyman Aleyhisselam ömrü boyunca haksızlıklara karşı çıkmış ve insanlara neyi davranmıştır? Adaletli. Bakın. Adaletli. Şimdi burada iyi olsaydı iyiyi seçecek miydiniz? Seçmeyecektiniz. Adaletti. Çünkü diyor ki bakın haksızlıklara karşı çıkmış diyor. Allah hayvanlara konuşma yeteneği ve cinlere emretme gücü vermiştir. Kime vermiştir? Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a vermiştir. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin soyu Mekke'de büyüyüp aile kuran Hazreti İsmail İsmail'e dayanır. Kur'an'ın ilk emri nedir? Okudur. Hatta bunu diğer derslerimde de anlatıyorum. Yine de şöyle bir söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de bilmeniz gereken 610 yılında Nur Dağı'nda Hira Mağarası'nda Kadir Gecesi'nde Alak Suresinin ilk 5 ayeti indi. İlk emir ise okuydu. Oku. Ayet olarak sorarsa Yaradan Rabbinin adıyla oku olacaktır. Hz. Süleyman kıssadan geleceği bilemediğimizi anlıyor. Geleceği bilemediğini anlıyoruz. Hz. Süleyman kıssasıyla cinlerin geleceği bilmediğini anlıyoruz. Şimdi neden böyle? Çünkü bizim ülkemizde böyle cinci hocalar çoktur. Onlardan hiç korkmayın. Kendinizi yormayın. Siz Allah'a sığının. Allah'a dua edin. Nas ve felah okuyun. Geriye kalan hiçbir şey olmaz. Onların dediğine göre güya geleceği biliyorlar. Öyle bir şey yok. Allah tarafından doğrudan doğruya veya Cebrail aracılığıyla peygamberlere gönderilen bilgiler nedir? Vahidir. Şimdi hocam biz Hz. Muhammed ile birlikte vahiyin Cebrail ile geldiğini biliyoruz. Lakin Hz. Musa'nın gidip Allah'la konuştuğu da doğrudan doğruya Allah tarafından gelen vahiylerdir. Calut ordusunun karşısındaki İsrailoğlunun ordusunun başında da kim vardı? Talut vardı. Şimdi geldik 12. sorumuza doğru yanlış sorularımız var. Bunlara da bakalım. Birinci temel kaynağımız sünnettir demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Birinci temel kaynağımız nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Unutmayalım. Kur'an-ı Kerim Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline gelmiştir. Doğrudur. Peki bu kitapları çoğaltan kişi kimdir? Hadi bunu da yorum kısmına yazın. İki tane yorum sordum. Biri demircilik olacak cevabı. Diğeri de Kur'an-ı Kerim'i çoğaltan halife kimdir? Kur'an-ı Kerim sadece inanç esaslarından bahsetmez. Arka tarafta da söyledik. Gündelik hayattan da bahseder. Kur'an sadece bilime yol gösterir değildir. Kuran genel bir yapıdır arkadaşlar unutmayın Süleyman Peygamber Davut Peygamberden daha doğru hükümler vermiştir Süleyman Peygamber'in bu konuda daha mari ma şöyle e, yeteneği daha çoktur ama buna ne doğru ne yanlış diyebiliriz bu çok arada kalan bir yapıdır ama doğru dememiz daha doğru. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. 10 dakikada güzel bir şekilde 12 soruyu anlattık. Bu sınavdan beklediğimiz not. Bir çizgi, iki yuvarlak. Şöyle yüzünüzün güldüğü gülen gülen yüzler alın. Sizin yüzünüz gülsün. O notları da yorum kısmına yazın. Bizim yüzümüz gülsün. Mutlu olalım. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bu sınavdan da güzel güzel notlar alın. Hoşçakalın.